Hem son dönemde konut, kira en çok konuşulan konulardan biri. Nereye gitseniz bunu konuşuyorsunuz. Biz de stüdyomuza taşıdık bunu, bu konuyu. Bunu biz de konuşalım. Hem de bilen birisiyle konuşalım. Bu konuya e, kafa yormuş, bu konuda projeler geliştirmiş bir isimle, bir sivil toplum örgütü önderiyle konuşalım istedik. Mehmet Kalayöncü'ye hoş geldin. Hoş bulduk, diyoruz. çok teşekkür ederiz. Siz hani çekirdekten yetişme tarafınız da var yani. Hem sahadan gelen hem okuldan gelen iki tarafı da birleştirmiş birisiniz. Çok konuşuyoruz bugünlerde. Çok sıkıntı var çünkü işte kira artışları konuşuluyor. insanlar istedikleri gibi istedikleri fiyata konut bulamıyorlar. Hatta Türkiye dünyada konut fiyatlarındaki en hızlı artış sıralamasında öne geçmiş vaziyette. Ama diyorsunuz ki üzülmeyin, bu işin çözümü var. Biz de bu çözümü hazırladık bahseder misiniz o çözümden biraz? Çok teşekkürler. Tabii ki barınma, su, kadar, oksijen kadar temel bir ihtiyaç. Ve hatta e, şehirlerin ilk var olmaya başladığından itibaren ve insan olduğunun dünyadaki varoluşunun başlamasından itibaren yaptığı bir şey, kendisine ev inşa etmek ve barınma ihtiyacını gidermek. Bu kadar aslında tarihsel geçmişi olan, bu kadar insana dair çok özünde dinamiklerden aslında yola çıkarak oluşan bir süreçte dünyanın gelişirken bir yandan da bu işin zorlaşması çok enteresan bir ikilem. Ve bu sadece Türkiye'de değil aslında dünyanın başka yerlerinde de konutla ilgili, barınma ile ilgili problemler devam ediyor. Birçok ülkenin şu anda konut politikalarında yenilikçi bir takım adımlar atmaya başladığını görüyoruz. Programlar yayınladığını görüyoruz. Tabii ki pandemi ve küresel lojistik e, zincirindeki bozulmalar da bunu etkilemiş durumda. Ama biz yapı endüstrisinin, yapılı çevreyi üreten, mekan üreten disiplinlerin fertleri olarak burada gerçekten kendimizi sorgulamalıyız. Mimarlık disiplini, geliştirme disiplini, yerel yönetim disiplini, bütün bu e, farklı dikeylerin mensupları bence bugün itibariyle hatta burada bizim dönüm noktası olarak gördüğümüz tabii ki 6 Şubat tarihidir. 6 evet. Şubattan sonra neyi farklı yapacağız? Bir şeyleri farklı yapmamız lazım yani. E, buna herkes odaklanmalı ve kendisini sorgulamalı Biz de gayrimenkul sektörü olarak bunu yaptık Bunu sadece inşaatçılar deniyor ama ben onu demek istemiyorum Geliştiriciler kavramını biz kullanıyoruz Çünkü gayrimenkul geliştirme disiplini daha geniş çerçeveli bir disiplin İnşaat bunun bir kısmı Aslında biz kavramsal olarak bir da Bir yaşam biçimi sunuyorsunuz Kentler öyle bir yaşam biçimi sunan ...organizmalar. Yani siz onu yapıyorsunuz aslında. Aynen öyle. Öyle olması gerekiyor. Yani Hı. siz bugün İstiklal Caddesine bile yürürken... ...oradaki binaların kaçı'nın kamu üretti? Kaçını sivil veyahut da özel sektör üretti? Burada özel sektörün sivil... E, ...sahipliğindeki yapıların üretim sürecindeki... ...kaliteyi arttırmak bizlerin elinde. Hı. Tabii ki kamu kural koyucu ama... ...biz işimizi nasıl yapıyoruz? Dinamiklerde nasıl bir sosyal inovasyon çıkarmalıyız ki... Bugün bu problem çözülsün. Biz nasıl bir fikir bulduk? Biz Türkiye'de şunu gördük. Bir kez arsaya harcadığımız para çok lüzumsuz, çok atıl, bize hiçbir katma değer sunmayan ve ülke olarak oluşturduğumuz kaynakları finans kuruluşundan özel sektörüne, bireylerine yerinde duran statik bir şeye bu kaynağımızı harcadığımız noktada aslında en büyük biz buradaki erişimle ilgili problemi ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla biz Konuya oradan başladık. Ve kök problem olarak onu görüyoruz. Çünkü geliştiricilerin çoğu kendi arsasında bu işi yapmıyor, konut üretenler. Bir arsa sahibiyle anlaşıyor ve orada konut üretiyor. Bu hasılat paylaşımı kat karşılığı modellerinde oluyor. Zaten arsa satın alacak sermaye gücü olan şirket çok az. Burada banka finansmanı devreye giriyor. E bankacılıkta zaten son 5-6 yıldır konut üreticileri, gayrimenkul geliştirme sektörü neredeyse kara listede. Yani finanse erişiminde ciddi bir e, engel var bankalar tarafından. E, burada tabii ki düşük performans göstermiş şirketler veyahut projelerin etkisi olmakla birlikte bankaların şunu yapması gerektiğini düşünüyoruz biz. ihtiyaç gideren, düşük erişilebilir satılık veya kiralık konut üretme imkanı sunan projelerin kesinlikle herhangi bir gayrimenkul projesi gibi değerlendirilmemesi lazım. Ama biz bunu da ülkemizin çok aşina olduğu bir kamu özel işbirliği modeli var. Ve Türkiye bütün kritik altyapısını enerjiden sağlığa ulaştırmaya kadar e, kamu özel işbirliği modelinin getirdiği avantajlarla üretti. Bu bankalar tarafından biliniyor, kamu tarafından biliniyor. Özel sektör, her ne kadar gayrimenkul sektörü buna yabancı olsa da özel sektör biliyor. Mesela bu işin çok pratiğinde yer alan günün sonunda bir sürü sözleşmeler var, bir masa dolusu. Hukuk firmaları bunu çok iyi biliyor. O yüzden bizim bir de malum vakit sıkıntımız var. Neden? İstanbul depremi herkesin şu anda tedbir alması gereken bir konu ve bunun ne zaman olacağı belli değil. Evet, sürekli e, sallanıyoruz bir de. Yani dün, dün Malatya, Malatya sallandı, ya başka Diyarbakır'da problem çıktı dün. Yani öyle baktığımızda evet. çok hızlı davranmamız lazım. Kamu-özel işbirliği de bu işin en hızlı yapılacağı platform. Evet. Ki bunu başka alanlarda yapıyoruz aslında biz değil mi? Ya yani, başardık bunu. He. Yani başka Ve, alanlarda yapılıyor. E, şu incelendiğinde normal müteahhitlik hizmeti veyahut diğer dinamiklere göre kamu özel işbirliği projeleri hem bütçesinde bitme oranı hem zamanda bitme oranı olarak çok çok ötede. Çünkü dinamikleri öyle bir kurgulanmış ki bu işi yapan şirket zaten en kalitelisini, en hızlı şekilde, en düzgün şekilde yapmak zorunda. Çünkü neden işletme hakkı da orada özel sektöre veriliyor. Dolayısıyla bu çeviklik getiriyor, hız getiriyor, ekonomi getiriyor, tasarruf getiriyor. Ölçek ekonomisi de getirdiği için aslında yeniliklerin önünü açıyor. Bizim iki püf noktamız var. Arsa maliyeti olmasın, e, arsa maliyetini de ortadan kaldırdığımızda bizim geliştirme maliyetimiz yarıya düşüyor. Çünkü her konutun 5 milyon TL ise bir konut, bunun 2,5 milyon TL'sini biz arsaya ödüyoruz. Ve bir banka 5 milyon TL'lik bir kredi veriyorsa onun 2,5 milyon TL'siyle o arsa sahibi e, gelir üretiyor. Bu arsa sahipleri kimler? Kim arsa sahibi olabilir? En büyük ya, arsa sahibi kamu herhalde değil mi yani? Kamu. Evet. Örneğin Almanya'da kilise çok evet. enteresan. Her ülkenin de dinamiği farklı ve kilisenin bir gayrimenkul birimleri var, e, vakıflar üzerinden. o Onlar üzerinden konut üretebiliyor. Türkiye'de kamu. Ama bizim şu an işleyişimizde arsa sahibi özel e, kişiler. E, bir kişi nasıl arsa sahibi olur? Ya miras kalır, ya çok varlıklıdır o varlığıyla gider arsa alır. Dolayısıyla bizim zaten e, arsa sahibi olan bir kişinin daha fazla zenginleşmesine yol açan bir dinamiği yürütmemizin hele ki bugünkü durumda deprem gerçeği varken, kentsel dönüşüm ihtiyacımız, kiraların geldiği nokta varken bizim oradaki verimsizliği ortadan kaldırmamız lazım. Kamu kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler, kamu iktisadi teşekkülleri veyahut belediye iktisadi teşekkülleri burada arsalarını bu modelde değerlendirebilir. Bunun ne avantajı olur? Yani burada arsayı biz e, bilâbedel eee verilsin demiyoruz. Arsanın değerlendirilmesini Evet, e, kullanım hakkı. kullanım hakkını işte, Mülkiyeti, ta talep ediyoruz. kamu kurumunda veyahut evet. yerel yönetimde kalmaya devam ediyor. Yani bir kere satıp para kazanmayacak. Ömür boyu o işten e, para kazanmaya devam edecek kamu. Aynen yani aslında öyle. Aslında arsadan. Yani evet. bizim e, işte bu çok büyük bir soru tabii ki. Konut yatırım aracı olmalı mı veyahut konut bir meta mıdır? Şimdi burada çok romantikleşmeden ama çok da kapitalistleşmeden gerçekçi Ortak, orta ve doğru e, uygulanabilir bir şeyi ortaya koymamız lazım. Bizim modelimiz burada öyle de bir şey söylüyor. Yani e, konutun bir değeri var ama ne değeri? Kullanım değeri. E, ve tabii ki tapusu, mülkiyeti kamu kurumunda veyahut yerel yönetimde kalmaya devam ettiği için o değer onda kalıyor. Burada geliştirici sadece yaptığı şu, ne arsa bulmaya Gayret ediyor, Ne arsanın uğraşıyor. işte belediyeden ruhsatını alacak bilmeyen. ruhsatı, plan kotesi, evet. kod kesit belgesi, evet. hali hazırı. Bu süreçler o kadar zor ki. Orada su suistimaller vesaire falan da ortadan kalkıyor değil mi? Yani Aynen oradan, öyle. Yani bir sürü olumsuz dinliyoruz işte yok belediyede plan değişikliği yapıldı. Bunlar da ortadan kalkmış oluyor. Aynen öyle. Onu yani, kamu hazır bir, şekilde, hazır bir şekilde görevli şirket evet. geldiği zaman, Tabii ki orada katma değer koyacağı tasarım burada çok önemli. İyi tasarlanmış bir yapı evet. bütünlüğü hem e, kentsel refah kalitesini artırmakla birlikte yapımızından, yapım maliyetine ve işletme maliyetine kadar birçok şeyi biz tasarım aşamasında belirliyoruz. Evet. Ve en iyi tasarımcılarla çalışan da aslında gayrimenkul sektöründeki özel sektörün önemli oyuncuları. Çok önemli bir nokta var burada. Orta ve orta altı gelir grubuna burada konut yapmak ki en büyük problem orada. Aynen yani şu öyle. anda e, yüksek gelir grubunun ev problemi yok Türkiye'de. Hatta fazla evi var belki. Ama orta ve orta altı e, gelir grubuna yıllardır biz konut yapma konusunda sıkıntı çekiyoruz. Tam da bunu yapabiliriz diyorsunuz. Evet, e, bizim hedefimiz o. Tabii ki burada en büyük problemi yaşayan alt gelir grubuydu. Evet. Ama devletimiz ilk evim, ilk iş yerim e, projesiyle birlikte oradaki ihtiyacı çok büyük ölçüde giderdi dolayısıyla geriye üst gelir grubu ve orta gelir grubu var. Şimdi üst gelir grubu ile ilgili bir kamu özel işbirliğine zaten gerek yok. Onu özel sektör değerli bir arsa buluyor, projesini yapıyor, ciddi pazarlama faaliyetleri yapıyor ve satıyor parası olan kişiye. Bu bir devam edecek Türkiye'de. Yani devam evet. etmeli de. Ama bizim orta gelir grubuna yönelik belli standartlarda ülke genelinde yayılmış bir konut stoğunu bir yandan üretiyor olmamız lazım. Ee, ve devletin buradaki rolüne baktığımızda, e, devletin rolü bu üçgenin altına doğru artıyor. Yani sosyal konu de, devlet üretmeli. Devlet üretiyor da zaten. TOKİ bunu dünyada en iyi yapan kurumlardan birisi. Ee, en üst gelir grubunu da özel sektör yapmalı. İşte o ortadaki boşluk. Orayı da ortak yapmalıyız. Orayı, orası bizim işbirliği alanımız. Evet. Evet. Ve dünyayı, dünyanın problemlerini ve bu çok zor bir problem şu anda. Çözmenin tek yolu iyi işbirliği yapmak. Bu bizim şu an toplum olarak imtihanımız. İşbirliği yapabilecek miyiz? Yerel yönetimiyle bakanlığı, özel sektörüyle bankası, hak sahibiyle geliştiricisi. Burada olması gereken güven iklimi. Güven de kendiliğinden olmuyor. Bu kentsel dönüşüm projelerini de çok hızlandırabilir, ayağa kaldırabilir bu projeyle birlikte. O da gündeme gelebilir sanıyorum. E, kesinlikle çünkü biz zaten kiralık konut üretelim diyoruz. Evet. E, i̇htiyaç orada ve kiralık piyasasına baktığımızda kiralık konutların tamamı bireysel kişilerin sahipliğinde, mülkiyetinde. Dolayısıyla çok ciddi sayıda artık toplumsal huzuru bozacak dereceye gelmiş bir kiraya veren kiracı anlaşmazlığı söz konusu. Ve bu mahkemelerde de ciddi yoğunluk olduğu için şu anda ara mekanizması geldi. O çok iyi oldu örneğin. Fakat biz kurumsal kiraya veren yapısını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yani devletin regüle ettiği çerçevede, devletin koyduğu kurallara uygun kendi becerileriyle iyi bir ürün ortaya koyarak işte belli sayıda konutu sürekli kiraya veren kurumsal şirketler. Bu olursa eskisi gibi manipülasyonlar olmaz. Yani o internet sitelerinde bir gecede fiyatlar fırlıyor ya konut kredisi çıktığında onu yapamazlar. Çünkü o bu şirketler kamu denetimine tabi olacaklar. Çünkü neden? E kamu e, kendi arsasının kullanım hakkına vermiş. Orada onun kurallarına uyacaksın. Kamu özel işbirliğinin ruhu işte bu. Ve bunu Türkiye birçok alanda başardı. Biz aslında bu çerçeveyi günümüz şehirciliğinin ihtiyaçlarını da öngörerek ve kentsel dönüşüm ihtiyacında da e, aslında gerekli olan konut e, ihtiyacını da üretecek bir çerçeve sunduk. Ve e, burada bizim bir yaptığımız önemli olduğunu düşündüğümüz şey bu işbirliği e, ruhunu biz çok iyi koruyoruz. Yani biz şehir planlama, akademi, mimarlık, banka, sermaye piyasaları, geliştirici, müteahhit yapı malzemesi, tasarım, e, yapım yöntemleri. Bütün bu paydaşlar bizim e, komitelerimizde bu fikri üretiyor. Ve biz bir buçuk yıl önce bu çalışmayı başlattık. O zaman 6 Şubat depremi olmamıştı ama konut e, üretimiyle ilgili problemi görüyorduk. Biliyorum bir e, otelde ilk bunun e, sunumunu yapmıştınız. Evet bayağı mesafe alınmış, çok ayrıntılandırılmış. İçinde finansman var, içinde, içinde yeşil kentler var, enerji sistemleri var, her şey var içinde. Aslında iyi bir ödev yapılmış kentlerin temize çekilmesi noktasında diyebiliriz buna. ben Giyoder'e teşekkür ediyorum. Yani sizin başkanlığınız yaptığınız derneğe gerçekten önemli bir şey. Bunu tartışmaya açtınız. Nasıl yankıları? E yankılar olumlu. Tabii ki bu yeni bir şey. Yeni olan her şey sorgulanır. Zordur. Nereden başımıza bunu çıkarıyorsun denir. Biz ne güzel. Rica şey bu... çıkarma şeyi hala devam ediyor bir şekilde. E tabii ki çünkü yapı endüstrisi en geleneksel endüstrilerden biri. birçok noktada da endüstri devrimini yaşamamış bir sektör. hala sahada insan iş gücü marifetiyle üretimi yapıldığı bir sektör. O yüzden yenilik çıkarmanın en zor olduğu alan. Doğru. Ben hep şunu diyorum. Bizim derneğimizin bir de PropTechUp girişim var. Yapı endüstrisiyle teknolojiyi e, katma değeri oluşturmak üzerine. Yapı sektöründe teknoloji çıkaran, çıkarmak perakendeden, işte, e, lojistikten, farklı yerlerden çok çok daha zor. Ama bunu başarırsak bunun katma değeri çok büyük olacak. Tabii. Yani. Çünkü gayri safi yurt içi hasılamızda çok önemli bir yüzdeye sahip. Ve bizim yurt dışına ihraç ettiğimiz belli e, birkaç sayıda uzmanlıktan birisi e, yapı malzemeleri, müteahhitlik hizmetleri. Tepkiler olumlu ama bir de tam insanların kafasında oturmadı ve herkes şunu soruyor. Ya bunun parasını nereden bulacaksın? Bunun parası var mı? Aslında bulunmayacak bir şey değil. değil mi? bulunmayacak yani. bir şey değil. Şimdi bakıyoruz dünyada şehirlerle ilgili ciddi bir küresel sermayenin... E... Oraya yatırım yapmak isteyen çok büyük bir küresel sermaye var. Evet. Yani şeyden biliyorum ben bankaların yeşil kredi hı hı. ile ilgili çalışmalarından biliyorum. Hepsi kentleşmeye dönük. Kentlerin yenilenebilir enerjiye geçişiyle ilgili vesaire. Buyurun. Çok haklısınız. O açıdan işte malum körfez ülkelerinde böyle ciddi iddialı projeler var. Ve orada bir takım aslında benim şahsen bugün şehirlerin geleceğiyle ilgili beni korkutan fikirler de var. Yani bu fikirlerin vücut bulması için dünyada sermaye bulunuyorsa, İstanbul gibi zamansız e, küresel e, tarihi mirasa sahip bir şehrin dayanıklılığını, dirençliliğini e, ortaya koymak, güçlendirmek adına bir finansman bulunur. Bu nasıl bulunur? İşinizi iyi yaparsanız bulursunuz. Burada e, bunun için tabii ki farklı disiplinlerle bu işbirliği platformunun da detayına kadar, virgülüne kadar bu sürecin çözülmüş, sorulan sorulara cevap veriliyor olması gerekir. Finanse edilebilirlikle ilgili bizim gördüğümüz birkaç madde şu. Yani bankalarla görüştüğümüzde de Türkiye'de böyle bir model olsa buna proje finansmanına nasıl bakarsınız diyoruz. Tabii ki onlar hep şunu diyor. Hani biz kredinin geri ödenememesi durumundaki risklerin bertaraf edilmesini isteriz. Burada e, kamu tarafındaki mülkiyet kaldığı için arsanın e, örneğin çok ...temel, basit bir konu. Biz diyor banka olarak... E, ...mülkiyet şeyde kaldığı için... ...devlette... ...diyelim ki ipotek koyduk oraya... ...ve buradaki geri ödeme olmadığı durumda... ...bizim o ipoteği realize etmemiz gerekiyor. Ya biz Türkiye'de devletin arsasında... ...nasıl ipotek, e, ile ilgili... ...bir mahkemede... ...lehimize karar ol olabilir? Olamaz diyor. Pratik bir konu. Bu kadar ince detaylara Ama kadar... Bu indik. negatif bakış açısı. Yani burada proje o kadar şey ki... ...yani bu projenin geri ödeme problemi olacağını pek sanmıyorum ben. Yani bu, bu halka açılmaya gider bu proje yurt dışına bile satılacak bir proje haline dönüşebilir. Düşünsenize İstanbul'un 10 bin konut üretmişsiniz. kime sat Herkese satabilirsiniz yani onu, o projeyi halka açık evet. bir şekle dönüştürerek. Yani çünkü e, uzun bir süre belki de hep bilmiyorum ama uzun bir süre e, konut temel ihtiyaçlardan biri. Yani az olan ihtiyaçlardan biri olacak. Şimdi 2011 yılında kentleşme oranı kırsal bölgelerde yaşayan kişileri geçti ilk defa dünyada. %50'den fazlası artık kentlerde yaşıyor. Bu 2050'de %70 olacak. 2050 yılına kadar 1 milyar yeni konut üretilecek yeni konu. dünyada. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli konutlarından biri. Türkiye'nin de şunu çok net söyleyebilirim. Önümüzdeki yılların değişmez ilk üç günden maddesinden birisi olacak konut meselesi. Çünkü Cumhurbaşkanımız da e, ortaya koydu ve çok iddialı ve ülkemizin gerçekten ileriye taşınması için devlet olarak yapılan fedakarlığın da e, bizim görebileceğimiz bir e, söylemi oldu 6,5 milyon konut yenileyeceğiz dedi. Şimdi e, dolayısıyla devlet böyle bir inisiyatif ortaya koyuyorsa biz özel sektör bankalar yani e, böyle tarihi bir süreçte üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu sorumluluk bir de, sorumluluk, doğru. Iı, bir de şey, gerek. şöyle e, bir şey ifade edeyim. Yani işte be, e, Şubat'taki büyük felaket sırasında gördük. E, onların e, yıkıldığı zamanki fatura yani onun içinde acı var, gözyaşı var, üzüntü var. E, kaybettiğimiz insanlar var. Artı ekonomik değerin kayboluşu var. E, bugün onları yenilemeye harcan, harcanacak faturanın çok çok üstünde. Kesinlikle. Değil çok Değil mi? Yani siz oluyor. daha çok e, haklısınız. Yani ayrıntılı biliyorsunuzdur olayı. Çok çok üstünde. Onun için bugünkü verdiğiniz kaynağın çok büyüklüğünü falan düşünmemek lazım. Kesinlikle daha ucuza gelir. Evet. Ve bir de arsa maliyetini düşürdüğümüzde çok evet. çok ucuza gelir. Bir de Türkiye'nin tabii demografisine, demografisine baktığımızda e, artan nüfusumuz var. Hem nüfusumuz artıyor bir de şöyle bir şey var. Evlenme sayısı da artıyor, boşanma sayısı da artıyor <laughs> Türkiye'de. Evet. Bu da konut ihtiyacını evet. eksponansiyel Belki de artıran bir durum. Evet, yani işte e, turizm nedeniyle başka inşaat alanlarında da e, ihtiyaç var. Orada da bir gelişme var. Türkiye çok dinamik bir ülke. Yani her zaman inşaat ya da konut sektörü, kentler büyümeye devam edecek diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani sizin öngörünüz de, buradaki yaptığınız çalışmadaki öngörü de o şekilde değerlendiriliyor. Evet, ve ama şöyle bir şey var. Mesela öyle ülkeler var ki konut problemi yaşamış, daha çok konut üretmiş ama ihtiyaca cevap vermemiş. Daha fazla konut üreterek de çözeceğimizin garantisi yok. Onu nasıl ürettiğimiz önemli. Böyle üreter, evet. üretirseniz. Orada o da var. Orta ve orta altı gelir gruplarına konut yapmak çok önemli Türkiye'de. Sosyal dengeyi de, gelir dağılımını da değerlendiren bir iş. Ben eskiden kooperatifler vardı belki siz. Başarılı kooperatifler de vardı. Evet. O pratikte azaldı Türkiye'de. Başarısızlıklar anlatılır. Mesela kooperatiften ev sahibi olan insanın ikinci yıl. İlk attığı adım araba sahibi olmaktı. Yani konut sahibi olmak gelir dağılımını da düzelten, gelir dağılımına da katkı yapan bir sistem diye düşünüyorum. Siz Doğru. de onu sattığınız konutlardan sonra gözlemliyorsunuz, görüyorsunuz. Orada da şöyle e, tabi e, şimdi bir de şöyle eleştiriliyor bu model. Ya artık konut sahibi olmayacak mıyız Türkiye'de yani? O kadar mı durum kötü? Herkesi evet. kiracı yapıyoruz. Öyle bir e, şey moral bozukluğu söz konusu evet. Biz kesinlikle öyle bir şey ye e, cevaz veren bir model değil. Öyle bir şey olması gerektiğini de düşünmüyoruz ama şöyle bir dünyaya bakalım. Ev sahipliği oranları ülkelerde nasıl? Her ülkenin tabii kendi dinamiği var ama ev sahipliği oranıyla gelişmişlik arasında direkt bir ilişki yok. Yani evet. Kanada'da, İsviçre'de, Almanya'da, Avusturya'da e, ev sahipliği oranı Türkiye'den düşük. Şu an Türkiye'de %57'ye gerilemiş olsa bile o ülkelerden yüksek. Bizdeki problem Kiracılık kavramı bizde sıkıntılı. Evet Kimse kiracı olmak istemiyor haklı olarak. Ama burada kurumsal kiracı oluyorsunuz. Yani o evet. çok önemli, farklı yani. Burada kurallar belli. Evet. Ve kuralları koyan devlet. E, kiracı da kiraya veren de uyması gerekiyor. Uyamadığı noktada bu kamu özel işbirliği sözleşmelerinde mesela ciddi cezalar var. Evet. Şimdi e, bu modeldeki işletmelerin iyi işletilmesinin bir sebebi de bu. Herkes o cezaları yemekten korkuyor. Örneğin hatırlarsınız e, kışın, Kar yağdı. Bu e, kamu Değil özel mi? iş Şeyde. modelindeki otoyollara cezalar kesildi. E, neden bakım evet. e, karla tedbirlerini almıyorsun diye. Kamunun e, otoyollarında hiçbir problem... Yani onlar kafalarına göre davranabildi. E, biz Mehmet Kalyoncu'yu ağırladık. E, i̇şte sizin projelere falan da girelim. Siz de aslında Türkiye'nin e, bu alandaki önemli gayrimenkul anlamda önemli kuruluşlarından birisiniz ama ona zaman kalmadı. Göder çok... Zamanınızı bugün sizin. ülkenin ihtiyacı mekan ve erişilebilir konut yani barınma ihtiyacının çözülmesi. Bizim işimiz buysa bu uzmanlığı, bilgi birikimi, network'ü ney, neyimizle bu sürece katkı sağlayabiliyorsak bunu yapmalıyız. Çünkü 50 bin kişinin hayatını kaybetmesi çok. tarihte çok rastlanmış bir şey değil bir gecede. Evet. Biz bugün ders çıkarmıyorsak bugün toplumun menfaatine, toplumsal huzur için, devletimizin önceliğine... Hizmet edecek bir şeylerin içinde yer almıyorsak bizim iş yapmamızın bir anlamı yok. Şimdi matematik şöyle olmamalı. Önce şirketim, sonra sektörüm, sonra ülkem. Yarın, öbür gün yapacak iş bulamayabiliriz. Evet. Önce ülkemiz. Gider yönetimi de çok size destek verdi bu konuda değil mi? Yani hep ee, ben, her Ben evet, toplantıya... çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, tabii ki yönetim kurulu üyelerimizin çoğu yaşça büyük büyüklerimiz sektörün de önde gelenleri. Beni sabırla dinliyorlar <gülüyor> ee, <gülüyor> ve onlar fikirlerini, tavsiyelerini her Bunlar zaman tecrübe var tabii değil mi? Bizlere aktararak destek oluyorlar. Dolayısıyla bu da bir işbirliği modeli yani jenerasyonlar arası işbirliği kurmak. Bunu da biz güyelerde güzel sağladık ve işte deprem sürecinde aslında hep bu fikir bütünlüğünü ortaya koyarak farklı fikirleri ortaya çıkarabildik. E, yönetim kurulu çok destek oluyor ben hepsine çok teşekkür ediyorum e, zaten iyi bir takım olmadığı noktada bu işler çıkamaz Bilmez. başarı tamamen ekip işi. bu işbirliği projesinin ilk e, ne derler e, kazmanın vurulduğu e, günde sizinle birlikte olmak isteriz inşallah, i̇nşallah. başarılı olur Türkiye'nin önünü açar İnsanların ev sahibi olmasını daha da e, kolaylaştırılır farklı bir bakış açısı getirir insanlara elinize sağlık çok teşekkür ederiz e, teşekkür gerçekten ederim. önümüzü açan Geleceğe ilişkin umutlarımızı artıran bir proje, herkesin sahip çıkmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Kolay gelsin size, başarılar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Çok ederim. Efendim noktalıyoruz bugün de. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Diyor.